Herkese merhaba. Geçen yılın ilk yarısında çıkan Retina ekranlı yeni MacBook, göz alıcı tasarımı, Retina ekranı ve sadece tek bir USB-C portu barındırmasıyla epey konuşulmuştu. Yaklaşık 13 ay sonra 2016 model MacBook modellerini görüyoruz. Yeni modeller geçen yılınkilerle aynı tasarımı ve malzeme kalitesini barındırıyor. Mevcut gümüş, uzay grisi ve altın renk seçeneklerinin yanına bu sefer bir de roze altın ekleniyor. Apple'ın ilk kez iPhone 6s ile birlikte sunduğu bu renk seçeneği MacBook ile birlikte dizüstü bilgisayarlara da gelmiş oluyor. MacBook 12 inç ekran taşımasına rağmen düşük bir yüzey alanına ve ince bir profile sahip. Böylelikle her yere rahatlıkla taşımanız mümkün oluyor, çantanıza da fazla yer tutmuyor. Tek USB-C portu barındırması aksesuarlarla yaşamaya biraz daha alışmanız gerektiği anlamına geliyor. Apple'ın sunduğu USB, USB-C veya çok portlu USB-C dijital video adaptöründen bir tanesini satın almanızı öneririz. Apple'ın MacBook ile birlikte ilk kez sunduğu kelebek mekanizmalı klavyenin tuşlarının derinliği geleneksel klavyeye göre daha düşük, yüzeyin sertliğini daha fazla hissediyorsunuz. Buna rağmen tuşların yumuşaklığını iyi bulduk, yazı yazmak zahmetli değil. Üstelik tuşların büyüklüğü de standart Apple klavyeleri seviyesinde, sadece tuş aralıkları biraz daha dar. İzleme dörtgeni ise Apple'dan beklediğimiz standartlarda. Force Touch teknolojisi sürükleme ve tıklatmanın dışında bastırarak da çeşitli işlemleri gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor. 2016 model MacBook'lar 6. nesil Intel Core M işlemcilerle geliyor. Intel Core M3 veya M5 işlemcili modellerden bir tanesini seçebileceğiniz gibi M7 işlemcili konfigürasyonlarda oluşturulabiliyor. 256 GB veya 512 GB SSD ve 8 GB RAM'de başlıca özellikler arasında bulunuyor. Benchmark testlerinde yeni MacBook'un geçen yılki modele göre daha iyi performans sunduğu görülüyor. Hızlanan flash depolama birimi de harici cihazlardan veya diskte bir noktadan bir noktaya yapılan dosya transferlerinin hızlanmasını sağlıyor. Apple MacBook'un pilinde de küçük bir güncelleme yapmış. Şimdi yeni MacBook selefine göre 1 saat daha uzun süre boyunca webde gezinme imkanı sunuyor. Normal yoğunluklu bir kullanımda sabahtan akşama bir gün boyunca bu bilgisayar tek şarjla bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilir nitelikte. 2016 model MacBook'un yeni rengi ve içeride yapılan güncelleştirmeler memnuniyet verici. Eğer istekleriniz ihtiyaçlarınızın önüne geçiyorsa ve bütçenizde elverişliyse kendinizi bu göz alıcı dizüstü bilgisayarla şımartabilirsiniz. MacBook ile ilgili çok daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.